Hepinize merhaba. iTalk Akademi Eğitim 5.0 sohbetlerinde biliyorsunuz her hafta farklı konukları ağırlıyorum. Şu anda karşımda ağırlamaktan inanılmaz mutluluk duyduğum Biruni Laboratuvarları Yönetim Kurulu üyesi mikrobiyolog Sayın Nermin Güzel var. Benim için dünyanın en güzel anlarından biri sizi ağırlamak. Hoş geldiniz. Merhaba sevgili Seda Hocam, hoş bulduk. Ben de burada olmaktan, sizle olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Bir eğitim reformisti olarak tanıtıyorum kendimi. O yüzden çok bu programları doğru biliyorsunuz eğitimimizin çok ciddi derecede değişikliklere ihtiyacı var. O yüzden bu programları yaparken sizin gibi her alanda mesleğinde artık duayen olmuş konuklarımızla mevcut eğitimi tartışacağız. Tabii ki bir dil bilimci olarak bunu hep dil eğitimine de bağlayacağız ve geleceğe daha güzel bir eğitim bırakmak için de çözüm yolları arayacağız. Kısaca sizi tanıyalım öncelikle. Peki. Ben Ankara doğumluyum. Bazen kişiler doğum tarihlerini söylemezler. Ben seve seve hanımlar söylüyorum. Hanımlar hiç söylemiyor hem de. Yok. 68 yaşındayım. Genelde çok mutluyum. 3 tane torunum var. Bir tanesi de yolda. Ne güzel. Onun dışında söz ettiğiniz gibi mikrobiyoloji ihtisası yaptım ve 38 yıldır Biruni Laboratuvarında bir fiil çalışıyorum. Önceleri daha pratik işlevler de yapıyordum ama şimdi biraz toplantılarda karar merci olarak devam ediyoruz. Güzel bir kadromuz var, keyifliyiz, mutluyuz. İnşallah hep de böyle devam etsin. Biraz İnşallah. Pandemi evet. Tabii ki her sektörü olduğu gibi bizi de zorladı. Ama burada da mücadele edip işin içinden başarıyla çıkmak durumundayız. Ona hiç şüphem yok. Yabancı dil edinim sürecinizi soracağım ilk başta. Çünkü programımızın temel amaçlarından biri bu Türkiye'nin kanayan yarası olan niye bu kadar çok vakit ve nakit harcayıp bu dili hala konuşamıyoruz? Ve aynı zamanda da her meslekten konuk ağırlıyorum ki ileride mikrobiyolog olmak isteyen gençler sizi izleyecek. Ve acaba olursam ne olur, bana uygun bir meslek mi gibi sizin mesleğinizden ve bu 38 yıllık tecrübenizden de feyiz alacaklar. Ama dediğim gibi sohbetimizin temeli aslında yabancı dille ilgili neler yaşadınız? Bu serüven nasıl başladı? Dil edinim süreciniz nasıl bir macerayla başladı? Önce bir onları dinleyelim isterim. Çok haklısınız. Aslında şimdi ben bunu komik bir macera olarak yorumluyorum. Ama o dönemler öyle değildi. Çok üzücü bir maceraydı. Ankara'da bilirsiniz TED Koleji vardır. Evet. Ailem o dönem beni oraya göndermekte kararsız kalmışlar. Keşke kararlarını vermiş olsalardı ama bir bakıma da iyi oldu. Eğer oraya gitseydim belki sizi tanımayacaktım. Evet, hayat böyle değişik evet, tevafuklarla evet. dolu. Evet. Ve bir özel liseye verdiler beni. Orada okudum. Şimdi adını söylemeyelim isterseniz. Evet, isim kullanmıyoruz genelde. Evet. Fakat o dönemde bile ben tatmin olmamıştım. Ama dil yabancı konusunda. Dil vardı değil mi eğitimlerinizde? Vardı. Biraz mış gibiydi ama vardı. Sonra üniversite için İstanbul'a geldim. Biyoloji bölümüne girdim. Tabii üniversitede de lisans çok gerekli. Özellikle literatür okumak için. Fakat gene de dersler Türkçe olduğu için onları sonuçta bitiriyorsunuz. Mezun olunuyor. Bitirdikten sonra da bir dönem çalışma hayatı oldu. Sonra mikrobiyoloji ihtisası yapabilmek için sınava girdim. Sınav iki aşamalıydı. Maalesef İngilizce bir tanesi. Ama maalesef diyorsunuz maalesef ben çok diyorum. Üzülüyorum o yok, zamanlar. Yok orası evet. maalesef çünkü evet. yetersiz bir İngilizceniz olunca biraz el ayak titriyor. İlk girdiğim sınavdan başarısız oldum. Sonra çok yoğun bir çalışma. Hani biraz da böyle zorlama olur ya ezberleme. Sınavı geçtim. Sınavı geçince ihtisas başladı. 4 yıl o ihtisas döneminde de bu üzüntüyü hep yaşadım. Hani literatür okumaya çalışıyorum, tabii tez yapılacak. İşte anlıyorum, yarım yamalak anlamıyorum. Ve bir bakıma o süreleri aşıp tabii pratik uygulamalarla beraber tezimizi de hazırladık. Destek alarak da ihtisas bitti. İhtisas sonrasında bir ön laboratuvarı kuruldu 1983 yılında. Şimdi düşünün ki rutin bir
laboratuvar çalışmasında İngilizce kullanmıyorsunuz günlük hayatınızda. Ama kongrelere gitmek gerektiğinde kongreye gidip biraz da saklanma modunda ya da üzüntü modunda oluyorsunuz. Çünkü orada bir kişi konuştuğu zaman siz onu tam anlayamıyorsunuz ki. Ve de anlayamadığınız için onunla sohbet edemiyorsunuz. Bir stres ortamı başlıyor. Sohbet edemiyorsunuz. Sizin yanınıza biri gelince acaba nereye kaçsam diye de düşünüyorsunuz. Evet. Böyle bir süreç geçti ama bu arada tabii çocukların büyümesi, torunlar derken bayağı bir zaman geçti. Sonra yurt dışına çıkıyorsunuz. Evet işte çat pat diyorlar ki ya sen İngilizcen fena değil. Ama yani bunun ücreti ne demekle İngilizce olmuyor ki hocam. Evet, yani yurt dışında alışveriş yaparken. Evet, önemli bir noktaya parmak basıyorsunuz aslında. Ya ben kendimi idare edebiliyorum yurt dışına gittiğimde diyorlar. Ama onu aslında sadece kapıdan geçmek ve alışveriş yapmak olarak nitelendirdikleri için. Evet. Ama dil bilmek öyle bir şey değil aslında. Bunu anlatmaya çalışıyoruz topluma. Evet. Şimdi ben bunu da çok uzun anlatabilirim. Arada Malta Adası'na gittim. Şu hafta iki hafta. Londra'ya gittim kurslara. Yani böyle sürekli yaşamımda bir mücadele vardı. Peki bunda bu hani başarı ya da başarısızlıkta genel olarak topluma baktığınızda hocanın etkisini mi görüyorsunuz? Kurumun etkisini mi? Yoksa ilginç hatıralarınız oluyor da onların sizde bıraktığı bir kötü ya da iyi anılar mı acaba bilinçaltınıza etkiliyor? Hangisi daha yüksek? Bakın bu sadece bu ders için değil, diğer derslerde de bazı öğrenciler bazı dersleri severse çok çalışırlar. Ama onu sevdiren hocadır, evet, öğretmendir. O yüzden nefret edilecek ders yok ama sevilmeyecek hoca vardır evet, diyoruz. Her ders sevilebilir. Davranış evet. biçimi çok önemli. Öğretmenin tekniği çok önemli. Yaklaşım tarzı çok önemli. Bir de hani Allah rahmet eylesin diyelim Doğan Cüceloğlu evet, hocamızın bir ifadesi olduk. Var. İnsan insana. Yani göz teması. Yani hocamız dersi anlatırken göz temasında bulunursa, artı sizin yaptığınız gibi ödev takibi yaparsa, derse hazırlanıp gelirse ve bunun ciddiyetini öğrenciye verirse çok çok güzel bir sonuç çıkabilir. Ben hikayeme devam edeyim evet, mi? Evet, çok memnun olurum. Bayağı orada ilginç şeyler çıkacak gibime geliyor. Şimdi bakınız bu süreç içerisinde benim bu mücadelem beni tatmin etmedi. Dedim ki evet çocuklar büyüdü, torunlar var ve iş hayatı yani Biruni çok severek hepimiz çalışıyoruz. Ama çok vakit alan yani sabah 8, akşam 8 bazen geceler de dahil. Ama İngilizce hep eksik benim hayatımda. Sonra ben hiç çocuklarıma söylemeden gizliden üniversite evet, sınavlarına girdim. Evet öyle bir anınız 4 var diyelim. Evet. Üniversite sınavlarına girdim ve İngilizce bölümü için gizli gizli çalıştım. Eşim Ömer Bey çok yardım etti sağ olsun. Hiç kimseye söylemedi çünkü kazanamazsam hiç söz etmeyecektim kimseye. Kazanınca söylediniz ben artık bu işi üniversite okuyarak çözeceğim. Öyle karar verdim. Evet. Dedim ki demek ki bunu böyle yapmak lazım. Hani İhsas için nasıl uzmanlık evet. alınıyor bu da böyle olsun. Sonra Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce öğretmenliğini kazandım. Hazırlık okudum. Müthiş bir güzel. Hikaye evet. Evet. Fakat şunu gördüm ki oradan devam edildiğinde 4 yıl gibi bir eğitim dönemi tabii doğal evet, ama evet. staj var. Ben şimdi Biruni'de çalışırken bırakıp nasıl staja gideceksiniz? Yani 60-70 okula benim staja gitmem gerekiyor imiş. Sonra hani acaba nasıl bir orta yol buluruz diye tercümanlık bölümüne hı hı. geçtim 2 yıl daha kısa. Onu bitirdim. Fakat hocam olmadı, yetmiyor. Yani İngilizce böyle tam anlamıyla içime sinen bir tarzda olamadı. Şimdi tabii bütün üniversitelerimiz çok değerli. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de çok teknik, güzel bir tercümanlık eğitimi veriliyor ama sizin... Pardon özür dilerim, sözünüzü kestim. Ben oradan başka bir üniversiteye geçtim. Mi? Orada tercümanlık yoktu. Anladım, başka bir üniversitenin... Üniversitenin tercümanlık bölümüne geçtim ama orada benim hayal ettiğim belki... Ben tabii yanlış karar verdim. Konuşmak, yazmak, evet. anlamak, hepsi. Dinlemek. Hani siz öğretiyorsunuz evet. ya bize hep evet. bunları. Bu üyeler
olmuyor. Hep birlikte olan bir eğitime ihtiyacımız var. Mesela sadece mütercim tercümanlık eğitiminde sürekli teknik, yazılı ama kendimizi rahat ifade edecek o filmleri su gibi anlayıp aynı şekilde konuşacak bir eğitim olmuyor işte. Neden olmuyor? Bunları tartışıyoruz ki sonucunda güzel bir model çıkaralım diye. Doğru. Sonra şimdi arkadaşlarım, aile böyle bana hep tertiflerde bulunuyorlar. Ama ben böyle o konu açılınca beş karış sıra olmadı, olmadı. Niye olmadı, niye olmadı? Ve o kadar her toplumda söylemişim ki, çok teşekkür ediyorum buradan kendisinin ismini de söyleyeyim. Tabii söyleyebiliriz. Melek Hanım. Evet. Hem de soruttuğunuz arkadaşım benim, dernek arkadaşım sizi önerdi. Evet, çok değerli Kagider Başkanımız Sayın Emine Erdem'in. Evet. Ona da ders verme şerefine nail oldum. Kız kardeş, hayat böyle tevafuklarla. Evet, yani her dersimde onlara teşekkür ediyorum. Sonra Seda Hocam'la buluştuktan sonra böyle çok güzel görünüyor, çok şahane ama bir sert. Biraz cadıdır diyorsunuz. Ödev yapmazsam kırmızı ama kart. Sarı kart. O pandemi döneminde herkesi rahat bıraktım. Belki fark ediyorsunuzdur. Pandemi dönemi biliyorsunuz herkesin psikolojisini değişik etkiledi. Doğru. Hiç son 1,5 yıldır hiç eski Seda yok. Çok rahatım. Herkesi rahat bırakıyorum. Yani bu değişik durumu. Evet, bu rahat tabii. Evet, evet. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Bu süreç içerisinde size minnettarım. Bunu hakikaten farklı algılamayın. Bir kere İngilizce ile barıştım sayenizde. Yani artık küs değilim, üzgün değilim. Bu küslüğün sebebini de tartışmak lazım. Siz Türkiye'deki dil eğitimini nasıl buluyorsunuz? Bu küslüğün sebeplerinden acaba sayabilir miyiz bunu? Şimdi hocam şöyle, Türkiye'deki dil eğitimine baktığınız zaman bence ikiye ayırmak gerekir. Bir devlet okullarında okuyan öğrencilerimiz, bir de özel kolejlerde ya da okullarda okuyanlar. Tabii ki özellerde okuyanlar daha şanslılar. Çünkü bunun önemini kavramış hem aile hem okul öğretmenleri ve yöneticiler daha yoğun ders veriyorlar. Özellikle bir de ana sınıflarında başlatıyorlar. Bu ana sınıflarında başlayan çocukların hakikaten daha kolay algılamaları mümkün. Ve de burada bir fark oluyor diğer okullardaki çocuklara göre. Şimdi bazı kişiler beni yanlış anlamasınlar. Diğer okullardaki İngilizce öğretmenlerinin de ne kadar iyi İngilizce bildikleriyle de çok ilişki. Şöyle tabii bazı istatistikler var. Kendileri dahi İngilizce konuşmaktan çekinen İngilizce öğretmenliği toplumu maalesef da var. Asla onlara yanlış bir şey söylemek için değil. Yani ben de sonuçta bu dili yurt dışında edinmediğim için öğrendiğimde çok teknik biliyordum ve konuşmakta zorlanıyordum. Bunu ben de kendim aştım. Bir çekingenlik söz konusu İngilizce öğretmenlerinde dahil. Evet hocam, ben İstanbul'da neredeyse gitmediğim kurs kalmadı. Çok onların adını vermeyelim. Fakat orada bir hocam çok dürüstçe dedi ki ben 4 yıl İngilizce okudum ama olmadı. 2 yıl İngiltere'ye gittim. Sonra geldim, kendimi yetiştirdim. Evet, üniversitede de yeterli eğitim alınmayınca bu biraz tam belki oturmuyor. Biraz da kişisel gayrete de çok bağlı. Yani o hocalarımızın kendilerini geniş açıyla geliştirip bunu da aktarıyor olmaları gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle her alanda olduğu gibi kişisel gayret, öz disiplin her çok şeyin önemli. Başı ama bunu da tabii küçük yaşta öğretmemiz gerekli. Dil ile global dünya arasında bir bütünlük var, olmalı. Bunu nasıl özetlersiniz? Şimdi Türkiye globalleşiyor ve dünya bir belki de büyük köy haline geliyor. Şimdi düşününüz ki global bir takım firmalar Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Yani bu bir ticaret. Bizde de çok mutluyum ki bazı firmalar dış ülkelere gidip orada işlerini devam ettiriyorlar. Eğer bir dış ülkeden bir firma geliyorsa ilk yapacağı şey İngilizce bilen kişileri sistemine katmak. Onun için globalleşen dünyada mutlaka üniversiteden mezun olurken ve de tabii ki hayatlarında öğrencilik dönemlerinde mümkünse mutlaka dil ve başta da İngilizceyi edinmek lazım ki global dünyaya öğrencilerimiz adapte olsun. Bunda her sektör için geçerli mi yoksa bazı sektörlerde olmasa da olur diyenlerden misiniz?
Yok, öyle bir düşüncem yok. Peki örnekleyelim. Şimdi bizim mesela şöyle yapabiliriz. İş hayatıyla uyumlandırırsak eğer bizim laboratuvarımızda call center bölümü kurduk. Bu pandemiden sonra mı kuruldu Pandemiden yoksa? sonra kurduk. Daha evvel çalışmalarını başlatmıştık. Tabii her şey bir süreç alıyor. Orada şu anda mutlaka İngilizce bilen arkadaşları sisteme katmamız gerekiyor ki yabancılar arıyor. Yabancılar aradığı zaman mutlaka cevap vermek gerekiyor. Onun paralelinde biz eğer lisanları varsa o arkadaşları daha çok tercih ediyoruz. Çünkü testleri yaparken de literatür gerekiyor. Yaptıkları testin talimatnamesini okumaları gerekiyor. Onun için hakikaten her an lisan şart. Yani sizle tartışabiliriz. Nerede lisan gerekmiyor? Bazen öyle konuklarımız oluyor. Yani her alanda da mesela işte bir kasabın, bir terzinin, bir petrolde çalışan gencin lisan bilmesine gerek yok. Her sektörde zorlamayın diyorlar. Ben tam tersi hayır diyorum, karşı çıkıyorum. Bu tarz sektörler dahi bir Evet. video vardı, belki ben hep paylaşıyorum sevdiklerimizle mesela de konuşmuş olabiliriz. Bir taksi şoförü beyefendi yıllar yıllar Evet. önce ne kadar Evet. dil bilmenin hayatını değiştirdiğini anlatmıştı. O yüzden ben sektör ayırt etmiyorum. Ne mutlu ki siz de bu Evet. konuda. Aynı fikirdeyim. Evet, şimdi pandemi var ama yabancılar geldiği zaman onlar da kasaba gidecekler. Düşünün ki orada evet vücut diliyle bir şeyler anlatılabiliyor ama biraz da olsa ona hitap edecek bir kasabı tercih edecektir o kişi. Evet, bir de başkası içinden ziyade kendisi için de insanın müthiş bir şey değil mi? Yani bambaşka bir dünyaya adım atıyorsunuz aslında. Çok doğru. Bir de hocam ben şu noktanın üstünde çok duruyorum. Her birey ayrıca çocuk da yetiştiriyor. O yetişen çocukların ebeveynlerinin bu lisanı bildiğini bilmeleri çok büyük bir gurur Ve de kaynağı. motivasyon onlara. Evet. Ya yani ben kendim için de yani benim çocuklarım bazen "Aa anne bu kelimeyi bildin. Evet. Aa anne sen nasıl bildin?" Ya da şimdi torunlarınız var, onlarla İngilizce konuşuyorsunuz. Bir Evet. torununuz bayağı artık hani bildiğim için Amerika'da Evet, ve onu onunla İngilizce söyleyeceğim. konuşuyorsunuz. Ne kadar Evet. güzel bir şey bu Evet, onun çok. için aslında. Çok. Bir Pandemiden mutluluk kaynağı evet çok İngilizce bilmek. inanılmaz. Onun için de sizin için de aslında. Evet. Pandemiden sonra biraz teknolojiyle eğitimi bir arada daha çok konuşmaya başladık. Sizin Evet, sektörde de çok aynı şekilde haklısınız. teknoloji ve eğitim entegre oldu mu? Ne düşünüyorsunuz yeni dönemde eğitim ve teknoloji arasındaki bu Şimdi ilişkiyle ilgili? bizim sektörümüzde hocam tabii biz birebir uygulama yapan bir sektörüz. Çünkü evden çalışma ancak bir bölüm arkadaş için mümkün. Ama diğer kişiler sağlık sektörü olduğu için iş yerine gelmek, test yapmak, hasta teması, Evet, eve kan servis almak, geliyorlar. örnek almak durumundayız. Ama şimdi pandemi dönemi hakikaten çok şeyi değiştirdi. Bir bakıma bazı şeyleri çok iyi öğrendik. Şunu çok iyi öğrendik. Bir takım teknik aletleri kullanmayı ebeveynler ve çalışanların öğrenmesi şart. Düşünün ki Zoom'dan toplantı Mecbur yapıyoruz. kaldık pandemide Evet, hepimiz. evet. Evet. Zoom'dan ders yapıyoruz, toplantı yapıyoruz. Aynı şekilde de Zoom derslerine giren öğrencilerin anneleri, babaları bunları öğreniyor. Düşününüz ki anne babalarından İngilizce bilenler çok daha kolay adapte oldular. Kesinlikle. Ayrıca şunu fark ediyorum. İngilizce bilen bazı kişiler biraz da öğretmenliğe eğilimleri varsa onlar da bu mecralarda ders verir oldular. Bir yoga dersi, bir pilates dersi. Mesela karşılaştığım bir kişi Evet. dışarı açıldı ve pilates dersleri veriyor Zoom üzerinden ama yabancı dili olduğu için. Evet. Diğerlerine göre çok daha Çok daha iyi avantajlı. kazancı var. Kesinlikle. Ya da tam tersi mesela Türkçe öğretmenleri dil de bildikleri için Türkiye'de yaşayan yabancılara Türkçe Evet. dersi veriyorlar ama dil Evet. bildikleri için İngilizce konuşarak Türkçeyi öğretiyor. Müthiş bir şey. Çok Çok doğru az sayısı söylüyorsunuz. ama mesela diyorlar bana işte Türkçe öğretmeninin dil bilmesine ne gerek var? Bakın dil bilen Türkçe öğretmeni Türkiye'de yaşayan diplomatlara, ailelerine Türkçe dersi veriyor. Çünkü Evet. İngilizce bile bildiği için. O kadar değişik açılımları var ki yani kişiler bazen yaşam su gibi akarken
onu fark etmiyorlar. Evet. Ama oysa ki çok değişik branşlara geçebilirler, kendilerini geliştirebilirler lisanları olduğu İşte zaman. İşte bu her kapıyı açan bir anahtar diyorum Aynen. ben aslında. Onun değerini bilseler, bilsinler diye de Şimdi sizleri dinliyoruz. Bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. İş müracaatları sürekli müracaatlarımız oluyor. Gelişen bir laboratuvarız. CV'lerinde kendi özelliklerini yazıyorlar. Oraya lisan İngilizce iyi yazıyorlar. İyi yazıyorlar. Evet. Ama onun altından iyi çıkmıyor. Çıkmıyor, evet. Yani ya orta çıkıyor ya ortaya yakın çıkıyor. Yani demek ki kişinin böyle bir isteği, arzusu var. Orada yazılanlar... Keşke hep iyiler evet, olsa. Evet, orada yazılanlar herkese. Genelde hayal oluyor ve ben hep merak etmişimdir. Neden CV'lerin mesela özgeçmişlerin en sonunda birisini okuyorum Google'da. İki sayfa hakkında yazı var. En son iyi derecede İngilizce bilmektedir ve iki çocuk babası. Yani en sona da dili ekliyorlar. Olmaz. Ama o kişiyle karşılaştım ya ben İngilizce biliyorum işte iyi bir üniversitenin de adını veriyor. Oradan mezunum. Anlıyorum diyor ama konuşamıyorum. O noktada... Evet. Ülkenin genel sorunu bunları çözmek için de bu sohbetleri yapıyoruz ki çözümler İnşallah. Bulalım. Sizin biraz, gibi birçok hoca olsa çözülür. İşte sağ olsunlar çok yani ben de 16 yılımı verdim bu mesleğe inşallah. 16 yılınızı vermemişsiniz hocam. Bir de gönlünüzü vermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Sizin, gönül vermek çok önemli. Sizin gibi 38 yıl meslekteyim dediniz. Allah bana da o günleri görmeyi nasip etsin. O gönül hep olacak. Daha fazla insan hoca yetiştirip bu felsefeyi yaymak hedefiyle aslında yaşıyorum. Dolayısıyla da bizi izleyenler biraz daha yani siz hangi mesleği yapıyorsunuz, mesleki formasyonda belki bazı hatalar vardır gördüğünüz Türkiye'de onları anlatırsınız. Bu mesleki formasyon oluşum ve eğitim süreçlerini yeterli buluyor musunuz Türkiye'de? Şimdi keşke daha iyi olsa diyeceğim. Bakınız bizim sektörümüzle bağlantı kurayım. Uygulama çok önemli. Şimdi bu... üniversitelerde yapılan eğitimler biraz fazla teorik oluyor. Bunların uygulamaları hangi eğitimi alıyorsa öğrencimiz biraz uygulamaya üniversitelerde çok çok yer verilmeli. Düşününüz ki hani demin de kan almaktan söz ettik. Hani Biruni'ye bir arkadaşımız müracaat ettiğinde eğer kan alma pratiği varsa onu tercih ediyoruz. Biz kendi içimizde tekrar onu yetiştiriyoruz. Ama bazı pratikler çok kısa sürede gelişemiyor, olamıyor. O yüzden mesleki performansta mutlaka uygulamalı eğitimlerin yerleştirilmesi lazım. Şeye çok üzülüyorum, geceleri böyle yatmadan mutlaka haberleri, işte Twitter'ı, LinkedIn'i falan takip ediyorum. Gençlerin son 2-3 yıldır en büyük şikayeti, biz yeni mezun olduk, neden tecrübeli eleman arıyorsunuz? Bizi de alın, biz nerede tecrübe edineceğiz diyor. Çok doğru söylüyorsunuz. İşte bu sorunu belki 4 yılın ilk 2 yılı teori ama sonrası uygulama olursa siz de işte 5 yıllık tecrübeli bir hemşire yerine üniversitede son 2 yılını belki 1000 tane kolda çok doğru. Belki hani onların işte simülasyonları vardır, uygulamaları bilmiyorum. Evet. Farklı yapay Tabii. kollar falan vardır herhalde bilmiyorum Tabii yani. Ki. Yani pratik yapmanın evet, pratik... önemi çok. Şimdi laboratuvarda test yapacak evet. pet tutmayı bilmiyor evet. gelen arkadaşımız. Ya da hastayla iletişimi. Ne zor. Mesela bazen ben... sağ olsun Biruni hep böyle eve gelir, destek olur. Seve görebilmez. Değişik hani kişiler geliyor ya bana diyorlar ya ne kadar güzel enerji veriyorsunuz. Bunu hep söylüyorlardı merak ettim. Yani dedim benim enerjimle kanın ne alakası var? Diyor hayır hasta gergin olunca ya da negatif olunca biz de geriliyoruz. Mesela o hasta ilişkisini bile üniversitede alsın ki hani işe başladığı sen tecrübesizsin demesinler. Yani bu tecrübe sorunu aslında bu kadar basit çözülebilir. Evet, evet, son iki yılda. Ama işte o programları üniversite yöneticilerinin diyelim yerleştiriyor olması lazım. Tabii ki bazen yurt dışından bu programlar alınıyor ama bizim kültürümüze uyan eğitimler de muhakkak konmalı. Bizim sektörümüz için birinci kural hocam güler yüzlü evet. olmalı. Empati yapabilmeli. Öğrencilerin hangi sektörde olursa olsun bunları öğrenerek gelmesi lazım. Düşününüz ki hasta zaten belirli bir üzüntüyle geliyor. Ya da gerginlik seviyesiyle. Evet. Bizim onu çok iyi anlamamız, empati kurmamız ve çok iyi yönlendirmemiz gerekiyor. Yani kişi analizi. Ben mesela bazen çok doktor öğrencilerim oluyor. Çok fazla insan gördüğüm için sohbet ediyorum. Sonra diyorum ki mesela
siz bu mesleği sevmiyorsunuz. Hemen samimi olunca söylüyor. Hocam ben hekim olmak istemiyordum ki diyor mesela. İşte ben arkeolog olmak istiyordum ama babam izin vermedi. Sen çok akıllısın, tıp kazanırsın dedi. Yani biz galiba insanın kendisini tanımasına fırsat vermediğimizi çok geç yaşa bırakıyoruz. İş işten de geçmiş oluyor. Mesela empati kuramayan, herkes empati kuramayabilir. O başka bir meslek yapabilir. Empati kuramayan bir çocuğu da illa hemşirelik okuluna zorla göndermenin de bir manası yok. Hocam biliyorsunuz ebeveynler biraz kendi içlerinde kalmış bazı duyguları ve meslekleri yöneltiyorlar. O olmamalı. Evet. Oysa ki çocukların hakikaten neye kabiliyetleri varsa, neye istekleri varsa orada gelişmeliler ve o mesleği seçmeliler. İşte erken yaşta ben şimdi her konuktan sonra işte sizden önce mesela çok sevdiğimiz bir TRT spikeri vardı. Kesinlikle dedi ilkokula diksiyon dersi koydur Sedacığım dedi. Tamam dedim. Çok ne önemli güzel. Mesela. Evet, çok ya önemli. Da işte şehir planlamacısı belediye başkanımız vardı. Şehir planlaması bile ilkokulda verilmeli diyor. Düşündüm çok doğru. Yani o ilk 4 sene var ya test çözmekten, ezberden ziyade tamamen empati, sevgi, saygı, belki minik bir yeri planlama, ekme, biçme, diksiyon, güzel konuşma. Bu tarz aslında asıl gereklilik ve o yaşlarda da öğrenciyi tanıyorsunuz. Orada ne cevherler oluyor ama maalesef dediğiniz gibi benim çocuğum doktor olacak hayali olan bir veli onun diğer özelliklerini kaçırmış oluyor. Böyle bir hatırlıyor musunuz? Kendinize de öz eleştiri yapabilirsiniz. İki evladınız var. Çocuklarınıza herhangi bir meslek baskısı yapmış mıydınız yoksa serbest mi bırakmıştınız? Hocam yapmamıştım. Çünkü büyük oğlum ekonomist olmak istiyordu. Çok hakikaten üniversite sınavlarına çok ciddi hazırlandı ve de öyle oldu. Küçük oğlum da zaten o dönemde doğdu, bir süre sonra bilgisayarla tanıştı. Bilgisayar hayranı ve aşkı üzerine IT okudu. O dönemde de ben hiç böyle bir zorlama yapılmamasından yanaydı. Yani tiyatrocu olsam deseydi de müsaade edecektiniz. Tiyatrocu küçük oğlumda kabiliyet vardı. Biz birkaç kere orada yönlendirmeye çalıştık. Biz üstüne gidince geri çekildi. Anladım. Çok enteresan. Evet, yani böyle de anne babalar her ne olursa olsun baskı yapmamalılar. Kesinlikle. Yap diye de baskı çok kötü oluyor. Yapma diye de. Kesinlikle. Özgür bırakmak çok daha önemli. Yani bu sohbetler kitaplaştırıyor. Böyle bir başlık kesinlikle açacağım yani ailelere yönelik de baskı. Evet, mutlaka o çocuk sevdiği işi yapmalı. Kesinlikle. Yani o sevilmeyen iş, yani biz iş yerinde de söylüyoruz. Eğer sevilmiyorsa arkadaşımız müsaade istesin ve sevdiği bir yerde hayatını sürdürsün. Sevdiği işle kazanılan paranın kıymeti çok daha çok farklı. Değerli. O zaman da hiç yorulmuş hissetmiyorsunuz. Bana bazen soruyorlar, ya nasıl bu kitabı da mı çevirdin? Kaç ders veriyorsun? Yorulmuyor musun? Ya evet tabii ki fiziksel olarak hepimiz insanız ama o yorgunluğunuzu hissetmeyi unutuyorsunuz galiba yani. Sevgi yorgunluğu yok ediyor. Kesinlikle. Uyuyorsunuz geçiyor. Kesinlikle. Eğitim ve iş dünyası arasında o zaman nasıl bir ilişki olmalı diye özetlersek son bununla ilgili bir cümle kursanız. Eğitim ve iş dünyasında eğitim, bakınız şu mottoyu söylemem gerekiyor. Alınan eğitim hayat başarısını sağlamıyor. Hayat başarısı farklı bir şey. Evet, bunu manşet yapacağım kitaba kesinlikle. Alınan eğitim hayat başarısını sağlamıyor. Hayatta çalışma hayatında diyelim başarılı olabilmek için mutlaka o kişinin kendini yetiştirmesi gerekiyor. Ve hani lisana dönersek artık bir lisan bile bazen yetmiyor. İkinci lisanı dahi kişi kendine katmalı ki diğer birlikte çalıştığı kişilerle asla sürtüşmemeli ama önde olmalı. O önde olmanın bir tek koşulu var, performansını yükseltmek. Evet, kendinden fedakarlık etmek, çok çalışmak, asla zaman kavramına takılmamak. Evet. Yani bankalar, fabrikalar belki mecburlar zaman dilimi koymalı ama zamanın önünde çalışanlar çok başarılı oluyor. Performans zamandan ayrı bir şey. Kesinlikle. Sevgiyle, gayretle başarılacak bir şey. Burada o zaman o kişi farklı bir başarı elde ediyor performansını yükselterek. Burada da çocuklara o zaman ilkokulda zaman yönetimi de öğretmek lazım. Evet. Çünkü ben mesela fiziki işte dersler yapıldığında Ankara'daki okulumuza küçük gruplarını getiren velileri bekleme salonunda böyle otururken gördüğümde çok rahatsız olduğumu hissettim.
Veli'yi görünce sinirlenip kaçtığımı hissettim. Sonra kendime sordum. Ya ben niye bekleme salonda bu hafta sonları velileri görünce sinirleniyorum? Sonra anladım. Çünkü ben babam beni öyle yetiştirdi. En ufak bir yerde bir peçete buluruz, bir şey yazarız, çizeriz. Yani bir şey iki parça yazı görürüz, broşürdür şu hiç fark etmez okuruz. Anladım çünkü o kadar çok küçüklükten beri boş zaman yoktur, boşa geçen zaman evet, vardır. Doğru. Zamanını değerlendir. Asla babam oturtturmazdı. Ha dedim ben buna sinirleniyorum. Çünkü bizim bekleme salonu kitaplar, dergiler, en kötü işte internet orada herkese kullanması için bilgisayar falan koyuyor. Şey merak ettim, bir insan iki saat boyunca böyle nasıl durabilir? Durabiliyorlar yani. Çünkü hani küçüklük eğitimlerinde belki ben sonuçta o eğitimi aldım. Boş zaman yok, zamanını böyle yönet diye. Soruyorlar bana, hiç mi uyumuyorsunuz? Siz robot musunuz? Hayır, ben mesela arabada okurum, işlerimi yaparım. Yani her yeri değerlendirebiliyorum. O yüzden ilkokulda bir zaman yönetimi dersi de doğru. Uygulamalı. Belki şey mi olacak onlar? Hani Buda gibi böyle. Nirvana'ya evet. Erişmeyi mi bekliyorlar? Hocam bu bir insan davranış biçimi. Evet. Maalesef ama yurt dışında da görüyorsunuz değil mi? Hemen metroda böyle devamlı okuyorlar. O işte ona yetiştirilme belki tarzı. De evet yetiştirilme ve rol tarzı. Model. Yani şimdi anne babanın nasıl olduğu çok önemli. Bana çok, ben tabii ki psikolog değilim yani, psikoloji eğitimleri aldım ama bir psikolog olarak ya da işte bir pedagog olarak sizin çocuğunuza şöyle davranın gibi cümlelerden sıklıkla kaçınırım. Sadece bir anne olarak ya da işte 8000 öğrenci görmüşüm, onlara da gördüğüm tecrübeye göre bazı önerilerde bulunurum. Veliler geliyor mesela, hocam biz nerede yanlış yaptık, bütün gün elinde telefon diye karı koca beni ziyarete geliyor. Anne konuşurken baba sürekli böyle. E diyorum işte yanlış yani, siz evde böyleyseniz çocuğunuz da böyle olacak. Aynen. Mecburen ve beni şimdi bazen yani biraz da negatif yönlerini çok üzülerek söylemek istiyorum. Telefonlar hayatımızın her saatine girdi. Yani akşam belli bir saatten sonra benim oğlum uyarıyor. Anneciğim ne olur artık mailine bakma. Haklısın diyorum. Evet. Yani her an mail gelince ona da cevap vermek, her an... Eskiden mesela 9'dan sonra biliyorsunuz ev telefonları aranmazdı, bir saygısızlıktı ya da 9'dan sonra çalan telefon illa bir hastalık çok falandı doğru, yani. Şimdi doğru. O da kalmadı. Evet. Maalesef o yüzden ama rol... işte biz artık teknolojiyle bütünleştik. Yani iş yerinde de öyle, ev hayatında da öyle ama biraz ayırabilir olmak çok önemli. Yani kitap okumak dediğiniz gibi bir farklı sohbet edebilmek. Evet. Bunlar yavaş yavaş... Değişen dünyada biraz farklılaşıyor. İşte onları yine eğitime sokacağız, ilkokul eğitimine evet. İnşallah. Evet. O zaman sizin Türkiye eğitim sistemi hakkındaki genel görüşünüz, olumluları da olumsuzları da alabiliriz. Genel görüşünüzü biraz dinleyelim. Şimdi eğitim sistemi tabii yani üniversitelere girersek... Evet, üniversitelerden bahsedelim biraz. Üniversitelerden bahsedelim. Şimdi hocam 203 tane üniversite var Türkiye genelinde. Her ilde... İkiden fazla diyoruz. Bu son zamanlarda evet çok evet. Fazla sayıya İnanılmaz ulaştı. İnanılmaz bir sayı. Bunların 130 tanesi devlet üniversitesi, 73 tanesi vakıf üniversitesi. Şimdi böyle olunca bakınız üniversitede biliyorsunuz bir kariyer peti var. Asistan olunuyor, doçent olunuyor, profesör olunuyor. Tabii ki bunlar tez hazırlayarak, eğitim vererek, eğitim alarak devam ediyor. Eğer bunu sağlıklı bir öğretim üyesi yapabilirse, yani bu yolu sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirse mutlaka öğrencilerine de çok faydalı olacaktır. Ancak bu yoğunlukta bu öyle olmuyor. Bazen doçent ya da asistan olan bir kişinin idari kadroda görev yaptığını görüyorsunuz. Ya bir bölüm başkanı oluyor veya bir doçent dekan oluyor. Oysa ki çok farklı. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman maalesef hem kendi eğitimlerini tam yapamıyorlar hem de öğrencilerine bu eğitimi veremiyorlar. Çok bölünüyorlar. Eğer burada da biraz da lisan eğitimi eksikliği varsa öğrenci de bunu görüyor ve maalesef eğitmenlerine çok güvenleri kalmıyor. Onun için bu kadar çok sayıda üniversite açmaktansa daha az sayıda ama daha etkin, daha nitelikli etkin üniversiteler geliştirmemiz lazım. Bir de biraz daha mesleki eğitime de önem verip geçenlerde bir el ustasıyla sohbet ederken bu
ben de sonuncuyum dedi. Benden sonra bu işi yapacak bir nesil yok dedi. Bir de böyle evet. kaybetmek üzere olduğumuz 135 tane falan zanaatkarlık varmış. Mesela onu da duyunca üzüldüm. Maalesef çünkü onlar bir yerden sonra kazanç kaynağı olmuyor. Velilerin de bu şekilde işte doktor ol, ona ol, evet. Mühendis ol baskısıyla farklı yöne gidiyor öğrenciler. O zaman bunların kaybolması çok biraz galiba doğal. Eğitimcilerin de yani temelde mesleki seçim zamanlarında bu istatistikleri vermesi gerekiyor. Ben mesela bu yaşımda işte avukatlara eğitim yaparken Türkiye'de şu anda 2021 yılındayız. 133 bin resmi avukatın olduğunu öğrendim. Daha yeni öğrendim. Ve çok bir veli mesela çocuğuna avukat ol derken acaba bu sayıyı biliyor mu? Ben daha yeni öğrendim ve asla oğlum bana gelip anne ben hukuk okusam ne olur dediğinde ya çocuğum derim yani ülkede 133 bin avukat var. Bir araştıralım. Burada avukat konuğumuz da oldu. Soralım yani bunlar çok önemli. O yüzden bu programları yapıyorum ki her mesleğin güzelliklerini ve mutlaka negatif yönlerini de işte ülkeye bağlı çünkü. Evet. Dinlemek önemli. Ben 133 bin avukat var dedim. Siz de 203 tane üniversite dediniz. Her ilde benim babam Mersin'in Anamur ilçesinde yaşıyor. Merkeze 5 saat uzaklıkta. Anamur'da dahi üniversite var. İnanılmaz bir şey ve çok üzücü bir şey ki. Tabii ki aralarında başarıları falan tenzih ederim. Anamur yaşaması müthiş bir yer. Hava hep güzel biliyorum, ve deniz kenarı. Dolayısıyla öğrencilere baktığımda derse girmek yerine deniz kenarında vakit geçirmek onlara çok daha eğlenceli geliyor. Ama aile bildiğinde benim çocuğum üniversitede okuyor ve de bitirdiğinde iş yok. Yine aynı soruna geliyoruz. O yüzden kesinlikle üniversite... Yetkin üniversite, yetkin öğretim üyesi ve iyi yetiştirilmiş öğrencilere çok ihtiyacımız var. He, ülke olarak, ülke zaten gelişmekte olan bir ülke ama üniversiteleri bu eğitimleri gerilerse o zaman düşününüz ki bu meslek edinmiş kişiler uygulamada bu yetersiz mesleklerini yaparken çok zorlanacaklar. Kesinlikle. O kurumlar zaman da onları tercih ederken zorlanacaktır. İki bazı zorlanıyorlar. Kurumlar sadece bazı üniversitelerden kişi alıyorlar. Bir kısır döngü oluyor. Maalesef. Ve işsizlik oranı gittikçe artıyor. Dolayısıyla tatminsizlik artıyor genç nesil içerisinde. Biraz da tabii velilerin yetişme sırasında biliyorsunuz biraz böyle prenses prens gibi bir tavır sergiliyoruz hepimiz. Valla o biraz gittikçe çok artıyor. Çoka döndü o. Evet, İnanılmaz evet. yani. O zaman da evet. çocuklar kazanmanın değerini belki ya da mezun olur olmaz bir yerde müdür olmak istiyor. Maaşı şok oluyor evet, falan yani. Evet. Öyle bir hayat hala ya hiçbir ülkede olduğunu düşünmüyorum yani. Emeksiz ekmek yani bütün, zaten. Bütün eğitimciler hocam evet. 15 yaşına gelmiş çocukların mutlaka bir yazın yaz okullarında değil, iş yerlerinde çalışmasını öneriyorlar. Çok haklılar. Çocukların evde ev işlerini paylaşmasını kesinlikle. Öneriyorlar. Ama biz, ay oğluma yazık olmasın, kızıma yazık olmasın, evet. hepimiz yaptık hataları. Yani bunları belki sürdürmemek evet. gerekiyor. Ben Emir 6 yaşındaydı. Bizim öyle iş yerinde işte gelen ufak çocukları ve izne bir otomatik mısır patlatma makinesi vardı. Çocuklar gelip orada basıyordu, mısır patlatıyordu hafta sonları. Ben de yapacağım falan filan derken aklıma geldi. Sen dedim patlat bunları doldur. İşte iş yerinin önüne sana dedim bir tezgah açacağım mısır sat. Emir 6 yaşa çok hoşuna gitti. Mısırları doldurduk. Orada mısır benim öğrenciler de işte bozuk para falan veriyorum. Gidin alın Emir'den diye ve bozuk para biriktiriyordum. 1 liraya mısır satıyor falan işte bundan kaç seneler önce çok seviniyordu. Bir gün tabii bizim iş yerinin yanında da bakkal var. Bakkala gelen bir hanım Emir de böyle herkese alır mısınız mısır? Daha 6 yaşında çocuk çekil be şu pis mısırlarını falan diye çocuğu hani açık ya ağzı. Halbuki benim öğrenciler alıyor zaten bahçede ona bir eğitim yani hani çok bir ticaret doğru. eğitim çok falan. Doğru. Bir ağlayarak geldi o gün. Sokak satıcılığı kariyerini bir daha yapma. Halbuki ben onu geliştirecektim. Limonata makinesi falan almıştık. Orada öğrensin diye yani. Evet, benim mesela Anamur'da da biz çekirdek falan koyardı babam, kardeşim, kuzenim. Yani acayip hayat dersi öğretiyor insana. Neyse ondan evet. 6 sene geçti. 12 yaşına geldiğinde ben çok, çok istiyorum. Babam beni küçüklüğümden beri çalıştırdı. Hepimize yani çok gerçek hayatı öğrendim. 12 yaşında kuaföre işe soktum. İnanılmaz mutluyum. 2 günde Emir'in belki 12 senede veremediğimiz bazı eğitimlerini kuaförde aldığını ve çok değiştiğini bizzat gözlemledim.
6'da alıyordum. Bir akşam dedi ki, tam dedi iş çıkışı geliyorsun dedi. Tam başlıyor saati dedi. Beni 8'de al dedi. Ah, çok tatlı. Ve inanılmaz bir de böyle çok sevimli, yeri siliyor, koşturuyor falan. Çok da bahşiş topladığı için mesela o da güzel bir şey. Ve kendi parasının kıymetini çok biliyordu, harcamıyordu falan. Tamam dedim, geç alayım. Bir gün, biz tabii hani küçük diye iş yerine yakın bir yere verdim. Bir hanım, yani sen Seda Hanım'ın oğlu değil misin falan, ne yapıyorsun, kuaförde mi çalışıyorsun falan diye. Böyle bir yanlış, tabii ki onu da eleştirmiyorum, yanlış bir usul, davranış. Evet. Yani böyle bir şey var. Şimdi Bill Gates'in oğlu ya da Prenses Diana'nın oğlu da tuvalet temizledi. Sonuçta gittiği askerde ya da yaptığı işlerde. Dolayısıyla bu sefer geldi, ben çalışmayacağım. Çünkü bana böyle dediler. Yani çok yanlış kimlik eğitimleri de veriliyor bu ülkede. Onları maalesef da düzeltmekten yanayım. Ne maalesef düşünüyorsunuz? Çok kısa örnek. Benim büyük oğlum da ilkokuldayken pazarda su sattı. Süper. Evet, çok da büyük bir mutlulukla. Büyüdükten sonra çeşitli yerlerde çalıştı. Kardeşi de mesela, abim su sattı, ben de satacağım dedi. O da sattı ve biz çok destekledik. Hakikaten çocukları mutlaka bir işle ilişkilendirmek gerekiyor. Evet, veliler de izlediğini bildiğim için, velilerimiz, onlara teşvik olsun. Biz çocuklarımızı bakın mısır patlattırdık, su sattırdık pazarda, yani bu evet, hep dünya ne kadar ilerlerse ilerlesin bu hep olması gereken bir şey. Çok katılıyorum. Çok zevkli bir sohbet ama sonuna geliyoruz. O yüzden ben mutlaka evet eğitime dair anılar dinliyorum. Çok seviyorum. En güzel iki hikayeniz olabilir. En kötü de iki hikayeniz olabilir. İkişer tane bulamazsanız da aklınıza ilk gelen en güzel hikayeleri, sonra da kötü anı da dinleyelim ki onlardan da ders alalım diye merak ediyorum. Biraz anılar kısmı. Önce kötüleri anlatabilirim. Tamam, olur. Peki. Şimdi hocam, yaşam bir eğitim. Değil mi yani? Nereye bakarsanız bakın her an bir eğitim sürecindeyiz. En keyifli kısmı İngilizce eğitimi. Şimdi hocam, küçük oğlum benim üniversite bitirdiği zaman tabii ki askere gitmesi gerekiyor. Bütün erkeklerin gittiği gibi. Ben şöyle düşünüyorum. Belki askerlik olmasa diye tartışma da yapılabilir. Uzun bir konu. Evet, çok derin ve uzun. Derin bir evet konu. Ama şunu da görüyorum ben. Askerde bazı ilkokulu bitirmiş ya da bitirmemiş erkek çocuklarının eğitim aldığını çok duymuşumdur. Tuvalet hayat eğitimi, eğitimi yani hayat hayata dair evet eğitimi, okuma yazma bilmeyenler de orada alıyor ya. Yani onun için ben askerliği bir eğitim olarak algılıyorum. Hani belki silah kullanmayı öğrenir, öğrenemez. O kısmı değil ama yaşam pratiği adına önemli. Ben dedi askerliğimi yapayım. Ondan sonra iş hayatı. Peki o 2008 hocam. O dönemde de işte böyle bilgisayardan geliyor size. Kura gibi. Kura gibi. İşte nereye müracaat ediyorsunuz, nereye gideceğiniz belli oluyor. Ve hocam gele gele Şırnak geldi. Nasıl bir savaş dönemi? Evet. Her an Allah korusun şehit. Çok büyük bir şok olduk. Ve o 6 ay içerisinde hem oğlum hem bir aile, hem bizim çevremiz çok ciddi bir eğitim aldık. Hakikaten tamam yani belki gidecek çocuklar. Fakat kolay bir eğitim değildi. Çok büyük bir üzüntü yaşıyorsunuz. Çünkü niye? Her an televizyona bakıyorsunuz 10 kişi ölmüş. Evet. Ya psikolojik açıdan da evet, birçok şey hazır olma. Buradan da bütün vatan uğruna canını kaybetmiş bütün şehitlerimize evet rahmet dileyelim, ailelerine sabır. Çok çok zor. Hiç kimsenin başına gelmesin. Böyle bir ama işte üzüntü. Her an her şey olabiliyor. Bilgisayara hayatta bir bakıyorsunuz. Bir anda evet hayatı İstanbul'da geçmiş oğlunuzun bir anda Şırnak'ta bir sınavı evet başlıyor yani. Muhakkak çok yararlı eğitimler almıştır. Ama zor bir eğitim. İşte hayatın dediğiniz gibi her yönü var. Herkes her an her şeye hazırlıklı olmalı evet fikri çıkıyor. Ya, ben çok küçükken 10-12 yaşında falan çocukken hatırladığım ve çok kızdığım ve ağlayarak tepki verdiğim her şeyin başıma geldiğini görünce babama 40 yaşına gelince hak verdim. Çok geç belki adamcağıza daha yeni hak veriyorum. Mesela Anamur'da güneş enerjisi vardı ve
güneş olmadığı kışın mesela zamanlarda o ısınmadığı için su soğuk olurdu. Başka bir şeyle ısınmazdı. Derdik ki babacığım bir de tüp alır mısın lütfen, bak güneş olmayınca soğuk suyla duş alacaksınız. Hayatta bir gün bir yerde soğuk suyla duş alabilirsiniz derdi. Biz nasıl asker adam ne kadar, ben soğuk suyla duş alabiliyorum. Ya da ya işte yemek, bir gün aç kalabilirsiniz. Bir gün kendinizi eğitin, aç kalabilirsiniz. Soğuk suyla duş alabilirsiniz. Her an her şey olabilir. İşte arabalı vapura bineriz, şu anda bu vapur batabilir. Anlatın bakalım, batmaya başlarsa ne yapacağız? Baba her an mı her şey olabilir? Evet her an her şey olabilir. Ya da işte askerdi, arabayla giderdik. Şu an terörist durduysa ne yapacaksınız? Anlatın bakalım. Ama sürekli böyle annem artık yani yeter, hayat hep mi eğitim? Gerçekten de hep eğitim. Bir de hocam acı insanı olgunlaştırıyor ve geliştiriyor. Evet. Acıdan yani, geçmeyen şarkılar biraz eksiktir der Sezen Aksu, o yüzden demiş galiba. Evet. Birincisini bu söz edebilirim. İkincisi için de bu da değişik bir eğitim, bu da üzücü. Korona tabii bence bu da bir eğitim. Çok, çok büyük. Dünya yani, için bir buçuk senede. Ve herkesin ifadesi biz normal hayatımızın kıymetini bilemedik deniyor. Gerçekten öyle. Normal. Şimdi bazen arkadaşlarla da konuşuyorum. Nasılsın? Ay ya, hep aynı. Ben de derim ki hep aynı çok kıymetli. Hep aynıyı söyleyebilmek evet, çok kıymetli. Çok. Şimdi korona döneminde bir arkadaşımızın, bizde çalışan bir arkadaşımız genç, 21 yaşında. Daha önce annesini kaybetti. Korona sebebiyle? Yok. Hmm. Başka bir nedenle kaybetmiş. Allah rahmet ama eylesin. Ama bu dönemde de önce baba korona oluyor. Sonra da korona biraz toparlıyor ama ondan sonra da vücut toparlayamıyor. Babayı da kaybetti ve tek çocuk. 21 yaşında, 21 annem yaşında. Baba yok. Kardeş yok. Yakın akrabalar ilgileniyor. Şimdi bakın bu yavrunun eğitimi çok kolay değil ama kendini eğitecek. Bize yansıyan eğitimi de biz de onu bünyemiz içerisinde saracağız, sarmalayacağız. Bu da bizim eğitimimiz. O yüzden onu çok seveceğiz. Sizler de bir eğitimcisiniz aslında. Yani sanıyorlar öyle ki sadece milli eğitime kayıtlı öğretmenler bir şey öğretir. Hayır, size de bir eğitim düşmüş. Evet, şu eğitim anda almak isteyen evet, için her yerde her an eğitim var. Yani ben bazen diyorlar bana yani sen de pek normal değilsin galiba. Şimdi ben bir de hocam İngilizce eğitimi, edebiyat evet, eğitimi, sizin gibi çok sevdiğim bir de edebiyat hocam var. O bir gün bana demişti bunları orijinalden de okumak lazım. O da beni çok evet, motive etmiştir kitapları. Kitap okumayı çok sevdiğim için. Bir de film eğitimleri, bir de bir örnek de evet, ama yaşam öğrendikçe güzel diye düşünüyorum. Bunun işte tadını alınca küçüklük, ama bizlere küçükken belki ailelerimiz, rol modellerimiz verdi. Yani ben her şeyin küçükken işlenmesinden yanayım. Doğru, belli bir yaştan sonra evet, olmadığını kendi oğlumda da görüyorum evet, mesela. Şu an 14 yaşındaki bir çocuğa bazı temel şeyleri veremiyorsunuz yani. Temelden işlenmesi evet, çok başka. O zaman biraz duygulandım şimdi bu iki anıdan sonra. Biraz neşelenelim. Tamam, iki tane istediniz. Evet. Güzel anı söyleyeyim eğitimle ilgili. Şimdi dediğim gibi büyük oğlum ve ailesi 3 yıl evvel, şu da geçiyor hatta, Amerika'ya gittiler. Öyle arzu ettiler. New York'ta yaşıyorlar ve o 9 yaşında şimdi büyük torunum. Gitmeden 1 yıl İngilizce eğitim aldı. Ana sınıfında. O zaman 6 yaşında falan oluyordu. Evet, evet öyleydi. Hocam inanın oraya gittiği zaman, tabii ki belki ilk anda native gibi değil ama hiç sıkıntı çekmedi. Nasıl güzel bir eğitim oldu bu bizim için. İnanılmaz bir mutluluk oldu. Çünkü anne baba biraz kaygı duydu. Hepimiz kaygı duyduk. Şimdi çocuk, büyük insanlar bir şekilde adapte olurlar ama çocuk adapte olamazsa hemen yuvaya girdi, tıkır tıkır kaynaştı, konuştu onlarla. Kaynaştı. Onlar da onu bağrına böyle sarıldılar yavrucağı, kucakladılar. Çok çok mutlu. Okul öncesinde hissettik mutlaka evet, ciddi bir dil eğitimi şart. Kesinlikle bundan yanayız. Bunu evet, bütün şimdi okul öncesi eğitimlerinde. Orada da çok memnun. Son en güzel eğitim hatıram benim sizle tanışmam. Benim için de öyle. Çok özel çünkü bütün öğrencilerim. Çünkü ben hakikaten demin de söyledim. İngilizceye olan küslüğüm gitti. Ve ben artık
Yani bu ayıp değil biraz bunu söylemek, daha iyi konuştuğumu kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Onu hepimiz daha fark ediyoruz. Daha okuduğumu daha iyi anlıyorum. Yani ve böyle cümleye bakıyordum, cümle bana bakıyordu. Böyle canım sıkılıyordu, kapatıyordum. Ben hemen başka iş ve rol model oluyorsunuz. O kadar çok kişiye rol model oldunuz ki. Birkaç bu çok önemli. Birkaç arkadaşım sonra kurslara başladı. Evet, güzel İngilizce ilişkilerini geliştirdi. Ama şunu da söyleyeyim. Siz beni çok şaşırttınız. Çünkü siz sadece bir İngilizce öğretmeni değilsiniz. Yani ben 68 yaşında neler öğrendim. Ne güzel. Genel kültür, birçok hiç duymadığım coğrafi yerler. Çok güzel bilgiler aktardığınız için bunun için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Karşılıklı bu. Dark deep. Deep evet. Dark. Şimdi bunu bakıyorum, bilemiyorum. Oğluma sorayım. Anne ne sen nereden biliyorsun? Anne senin. Olsun, hayatta her şeyi bilmek lazım diye. Evet. Ben bazen merak ediyorlar. İşte metodunuz ne, nasıl öğretiyorsunuz? Şunu söylüyorum. Ben Amerika'yı yeniden falan keşfetmedim. Evet. İngilizce var olan bir dil ve ben de her bu işe emek vermiş öğretmen gibi sıradan bir öğretmenim. Hiç beni de öyle hani farklı, çok teşekkür ederim, çok güzel şeyler söylediniz. Hep bunu vurguluyorum. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmedim. Sadece şu an size yaptığım gibi gözlerinizin içine bakıyorum. Evet. Sevgimi aktarıyorum. Çok ve doğru. O her an karşılıklı yani. Ben sizden çok şey öğrendim. Evet, öğretmen öğretir ama bir her yaştan insana ders verirken o öğretmenin de şunu unutmaması lazım. Minicik belki 5-6 yaşında bir öğrenciden bile bir şey alabilirsin. Yani almaya açık olmak çok doğru. Çok ayrı bir şey. O yüzden hani fark ne yapıyor falan diye merak ediyorlar bazen böyle. Hatta benim ne anılarım var. İlk meslekte böyle duyulmaya başladığımda ajans sokup flash diskle benim bilgisayarımdan işte ben yokken beni bir yere çağırıp bilgisayarımın belgelerini bile gizlice çalıp götürdükleri olmuştur. Doğrudur. Hani ne yapıyor bu belgelerinde falan diye. Yani halbuki yani çok basit. Bir niye de böyle şeyler oluyor değil mi? Bizdeler bu tarz. Siz ne yapıyorsunuz? Evet. İşte hocam sizin gibi disiplin. Evet. Bu işi çok sevmek. Sevmek, insan sevmek. İnsana önem vermek. Evet. Kucaklamak. Çok önemli. Saymak. Kesinlikle. Yani bunları yaptığınız zaman başarılı olmamak mümkün evet, değil. Evet. Hayatın temeli. Çok güzel bir sohbetti. Bir saat geçmiş bile nasıl geçti anlamadım. Biraz yalnız bakıyorum evde de gelinlerime, çocuklarıma. Seda amca, Seda amca. Arkadaşlarıma fenalık gelecek. Evet. Ama ben çok teşekkür ederim. Sizle çok mutluyum. Sizi tanımak, size ders verebilme aynen. Şerefine nail olmak benim için çok özel. Ben her konuğuma zamanın değerini gösteren minik bir armağan hediye ediyorum. İyi ki kocaman, geldiniz. Kocaman. Zamanın değeri var içerisinde. İyi ki bizimleydiniz. Çok teşekkür ederim. Bu peki. Güzel sözleriniz güzel kitaplaşacak ve tüm Türkiye'nin eğitimini değiştirecek. Ben yeniden sohbet hocam, etmek dileğiyle. Açabiliriz tabii tamam. Ki. Ben size yardım hocam, edeyim. Ben koronayı hakikaten bir eğitim olarak düşünüyorum. Çok çok şey öğrendim. Ama bu sarılamamak var ya. Evet, maalesef çok, sarılamıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Zamandan bahsettik. Boş zaman yoktur, yoktur. Dedik. Evet. O yüzden zamanın değerini hep bilelim diye. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum buraya gelmekle. Sağ olun. Terapi gibi de oldu. Aynı şekilde. Hayatımı o zaman hep beraber hoşça kalın diyelim. Evet. Yeni programda görüşmek üzere. Hep sağlıklı, güzel, sağ olun. Sevgi teşekkür dolu ederiz. Günler olsun. Sağ olun. Sağ olun.